objektif, hızlı ve doğru haberin adresi. Yüksekova Haber. Yüksekovahaber.com. Yüksekovahaber.com. Kamera mı çekiyor? Allah'tan devam edin. Yetkililer bir bunun işine dursunlar. Çocuklarınız varsa, Allah'ınız varsa bu işin üstüne duracaksınız. Valiga ulaşamıyoruz. Kaymakamlığa ulaşamıyoruz. İlçe jandarmaya o kadar dememize rağmen gelip bir derdimizi sormuyor. Gece gündüz yatamıyoruz. Çocuklarımız hepsi öldüler. Yani bir Allah kokusu varsa sizde, bizim bu şantiyeler çektiğimiz, siz bir gece gelin yaşayın. Bakın görüyorsun kardeşim. Bütün evlerin böyle camları kırıldı. Bütün evlerin böyle camları kırık şu anda. Bütün köy. Yani bunu özellikle Sayın Valimize ve Sayın Kaymakamımıza söylüyoruz. Sayın yetkililerimize ve insan haklarına söylüyoruz. Yani burada 200 kişilik bir nüfus var. Sabahlara kadar yatmıyorlar. Çocuklarımızı uyutamıyoruz. Hepsinin psikolojileri bozuldu. Köye 50 metre içinde dünyada görülmüş mü? Köyün 50 metre içerisinde taş ocakları kurulsun. Orada değil mi taş ocağı? Taş burada 50 metre bak. Ne kadar 50 metre uzaklıkta. Ve şurada tonlarca dinamit patlamaktadır. Dün gece saat 9'da 8'de gece gizlince gelip dinamit patlamışlar. Allah'tan rava mıdır bu? Bakın şu karşıdaki evlere bakın. Bu ev size ait herhalde. Bu ev bize ait. Özellikle benim evim bu. Allah'tan rava mıdır yani? Ben devlet yetkililerine sesleniyorum. Şu evin dışına bak, içine bak. Çocuklar yatamıyorlar. Yıkılmak üzere değil mi? Yıkılmak üzere. Yıkıldı bile burası. Köşesi yıkılmış. Evin içi görünüyor. Evin içi görünüyor. Evin içine de bakabilirsiniz. Sabaha kadar çocuklar yatamıyorlar. Dün gece hiç yatmamışlar. Yani ben 30 sene, 20 sene Irak'ın, Havur Gümrüğün de gide gele şoförlük yaparak ben bu evi zor bela yapabilmişim. Onun da maalesef bir tane şirketle, bir tane köyün devlete gitmeyin, şuraya gitmeyin, buraya gitmeyin, eviniz başınıza yıkılsın. Yani özellikle ben Vali Bey'e sesleniyorum. Vali Bey bize bir çare bulsun. Bulmasa yarın bugüne kadar bütün çocukları alarak Vali Bey'in kapısına gideceğiz. Evim hasar görmüş, bak gördüğünüz gibi. Çekilin şuraya buradan. Dışarısı görünüyor. Ev dışarısı görünüyor. Ben nasıl çocukları yatıracağım bu evde? Peki dün akşamdan beri jandarmaya arıyoruz, maalesef jandarmanın geldiği yok. Vali Bey'e ulaşmak istiyoruz, maalesef ulaşamıyoruz Vali Bey'e. Jandarmanın gelip bize rapor tutması bile gelmiyorlar artık. Nedense aralarında ne varsa bilmiyorum. Ben bir vatandaşım. Ne istiyorsunuz? Yani İstiyoruz tamamen evin 50 metre üzerine değil. Diğer tarafına çalışacaklarsa evin diğer tarafına konsunlar. Ta başımıza konmasınlar şantiyesini. Yani daha uzakta çalışsınlar diyorsun. Daha uzakta çalışsın. Yer de var, müsaittir. Gelmiş evimizin tam tepesinde çalışıyorlar. Yani evin o taşın diğer tarafında da konabilir. İlla ki evimizin üstüne konması hiç şart değil yani. Ama bilerek mi, mahsus mu yapıyla bilmiyoruz. Ama olduğunda herkes korktu. Zaten taşlar evimizin üstüne geldiler. Herkes ağladı, bütün çocuklar ağladı. Bak şuradan çimento, her sene koyuyorum çimento. Tekrar duvar gidiyor bak. Çocukları nasıl yatıracağız burada? Allah var ya. İşte patlama olduktan sonra biz eve geldik ve televizyonumuz yerdeydi, camlarımız kırıktı. Biz ne yapacağımızı bilmedik, herkes ağlıyordu. Ve biz televizyonu elemedik, biz dedik askerler gelecek, onlar da hala gelmemişler. Artık biz ne yapacağımızı artık bilmiyoruz. Bakın görüyorsunuz yerinden çıkmış.
biz pencereyi zaten geçen sene yapmıştık. Patlama olduktan sonra böyle oldu. Duvarlara bakabilir misiniz yerlere? Ben duyuruyorum. Lütfen buna bir çare bulun. Televizyon gördüğünüz gibi patlamadan dolayı evler yıkıldı. Ve benim iki parmağım da patlamada şantiye yüzünden kopuldu. Amca oğlumun gözleri de ikisi kör oldu. Ne zaman oldu bunlar? O geçen sene. Şantiyeler yüzünden bizim evlerimiz yıkılıyor. Buna bir çare bulunması lazım. Şantiyeler yüzünden babalarımız kavga ediyor. Biz birbirimize giriyorlar. Yani bir çare bulunsun bu şantiyeler. Ya gitsinler ya bir çare bulunsunlar. Kın almış. Ben fotoğrafları çektim. هر جمعه بعد پیزی مامو تهره مامو عددی ساعت چهی شیخ هم خواهد میخواید